Ağır. Ağır saksılar. Çok ağır. Çiçek açacak boncası var. Bu saksının altı delik değil. İçerisine su dolmuş. Şöyle suyunu boşaltacağım, altını deleceğim. Yağmur suyu olsun, suladığımız su. Akıp gitmesi lazım. Aloe vera çok suyu sevmez arkadaşlar. Aloe vera çok suyu sevmez. Çürür kökleri, ondan çürür. Aman suyu çok vermeyin. Güzün içeri koydum. Hiç su vermedim. Hiç su vermedim. Bugün dedim yağmur suyunu içsinler. Yağmur suyunu dana dana içsinler. Yerlerine kaldıracağım. İzmir'de dom olayı bitti gayrı. Şöyle sarı yapraklarını, bakımlarını yapacağım yapacağım, yerlerine kaldıracağım. Bak yağmurda burada bunu geçen haftalarda koymuştum. Yağmur suyu çürütüyor. Çürütüyor. Evet, sarartıyor. Nasıl güneşte, açık havada sararıp böyle kahverenge dönüşüyorlarsa, çürüyorsa yağmurda ya da domda çok su verdiğimizde de o şekilde cıvıyor, çürüyor, renkleri değişiyor, rengi aloe verelerin. Aloe vera bitkisi narin, nazik bir bitki değil. Aslında bakımı çok kolay, çok hızlı üreyen, yumurtlayan bir şey. Aşırı hızlı ürüyor, çabuk doğuruyor, çoğalıyor. İşte suyunu ayarlayacaksın, bir de güneş. Bütün gün güneşte kalırsa bozuluyor, kesinlikle bozuluyor. İşte burada var bir tane yaprak. Kamerayı neyse yakına getireyim, koparmayayım. Bu renk açılacaktır daha sonra. Rengi kahverengiye dönüşüyor. Donalıyor, buzlutuyor ve cıvıyor. Onun dışında hani zor bir bitki değil, suyunu ayarlarız. Peki yazın nerede kalacak? Kışın depoda kaldılar. Şurada depoda, deponun içerisinde kaldı. Yazında günde 2 saat güneş görebilecekleri yere koyacağım. İncir ağacının altına oraya sıralayacağım. Sabah güneşi doğdu mu 2 saat kadar güneş alıyor. Ondan sonra bütün gün gölgede kalıyor. Çok yaradı orası aloe veralara. Açmış tekrardan tomurcuğunu. Şu güzden açmıştı, çok güzeldi. O dökmüş çiçeğini. Şimdi çiçek açacak. Aloe vera çiçeği böyle şey oluyor. Nasıl de mercan rengi gibi oluyor. Somon rengi de deniliyor ona. Çok güneşte kaldığı zaman şurada görülüyor bak. Kahverengi. Şöyle. Yapraklar bunlar çürük değil. Sararmış. Kışı şurada depoda. Güneş gören, camdan güneş alan yerde geçirdi aloe veralar. Zaten aloe veralarım kışı nerede geçirecek diye video yapmıştım sizler için arkadaşlar. İşte durum bu. Sarı yapraklarını, kırıklarını, çürüklerini ayıracağım. Yerlerine yerleştireceğim. Aloe veraları dışarı yağmurda çıkarmıştık. Yağmur suyunu içti, hava açtı. İzmir'de don olayı olmaz umuduyla şuraya incir ağacının altına yazı geçirecekleri, ilkbaharı geçirecekleri yere diziyoruz. Köye gitmeden sıralayalım da. Köye belki birkaç gün sonra gideriz ama. Evet, daha var gerçi. Gene de şey yapalım. Buraya dizelim. Ben kaldıramadım, çok ağırlar. Şahin getiriyor, sağ olsun. Aloe veralar yazı şurada incir ağacı yapraklanıyor. Yaprakların altında geçiriyor. Geçirecek. Kısmet olursa inşallah. Umarım don olayı olmaz. İzmir'de Mart ayında çok don olayı olmuyor. Erken çıkardım biraz. Kapıdan baktırı gazma kürek yaptırı olmasın sonra. Ya donamasın mı diyorum?
Şansıma gay bir daha içeri sokamam ya. Zor oluyor. Sağ olsun ya. Çok büyük bundan. Çok büyük, kaldırılmıyor ondan. Kaldırılmıyor. Ha. Aloe vera'lar kapının girişini şöyle güzelleştiriyor. Çok güzel oldular. Sence soğuk vurmaz değil mi bunları? Hanım, pek güvenemiyorum Mart ayına. Ben çok iyi biliyorum köyde Nisan ayında gar yağdığını yani. Ya benim bileli İzmir'de Mart'ta, Mart'ın hele baya bir 5'inden 6'sından sonra domu olmuyor. Çıkardım galiba, daha içeri bulmak istemedim. Şansa, yapacak bir şey yok. Aloe vera'lar kapının girişini şöyle güzelleştiriyor. Çok güzel oldular. Bilmiyorum. Sence soğuk vurmaz değil mi bunları? Hanım, pek güvenemiyorum Mart ayına. Ben çok iyi biliyorum köyde Nisan ayında gar yağdığını yani. Ya benim bileli İzmir'de Mart'ta, Mart'ın hele baya bir 5'inden 6'sından sonra domu olmuyor. Çıkardım galiba, bir daha içeri bulmak istemedim. Şansa, yapacak bir şey yok. Nargus, aloe vera'ları bulmuşmuş bu gece, dom olmuş burada. Domdu sular, daha öyle dur suların yüzü içeri kovalar, daha mıh gibi duruyor. Buzlu. Buzlu. O kadar çok mutlu olmuyor, eksi değil ya. Aman Allah'ım, ben elimle ayağımla bunları neye çıkardım? Ama eskiden İzmir'de bu ayda don oluyor mudu? Kurtulur mu sence bunlar? Kurtulur mu? Kurtulur, kurtulur ya. Pişmez. Nasıl kurtulacak, pişmiş? Pişiyorlar senden bunlar ya. Çok üzüldüm ben ya. O kadar emek çektim. Vereyim tavuklara yese bunları. Şunları tavuklara vay vereyim yesin. Şimdi faydası olur mu, yiyeyim mi? Hepsini doğru pişirmiş. Pişmiş. Narbuz. Anarbuz. Tavuklar yer mi bunu? Pişirmiş. Uç soldur şey et. Bir yere koy, zeytinyağı sürersin şeylere, saçlarına, şeylerine. İçin jürasını sök. Uç. Çok çok bak olmuş. Eyvahlar olsun. Ama böyle don. Bizim araba çalışmadı sabah. Allah Allah. O kadar çok donuluk. Hiç tek dışı bulamadın don. Yok. Allah. Yok, çıktı mı? Yok, zaten don pişirmiş de oran şeydi. Şey olmuş. Gel bak nasıl pişirmiş. Görüyor musun? Bak içine. Oo, bak, şura. Sünger gibi olmuş bak. Şey cıvımış. Olmuş. Bak belli şey böyle. Kararmış yani. Tutmuş don. Don almış don. Eyvah eyvah. İnsanın kendi elinle ayağınla yaptığını kimse yapamıyor. Duraydı sen dedin, bir de bir kaşıyor dedin. Evet. Çıkarma dedin. Yağmur suyu içsin diye çıkardım. Resul abi. Hoş geldin abi. Ne yaptı ya, her şey don vurmuş. Aloe vera'lar mı don vurmuş? Pişirmiş. Çok üzüldüm abi ya. Bir şey yapmış böyle. Haşlamış. Erken mi çıkardım dışarı ya? Tüh. Bugün de olacak. Bugün de mi olacak? Örteyim bay bugün de. Baksana ne yapmış bak. Pişirmiş pişirmiş. Pişirmiş hepsini. Ateş yakayım, pişirmiş abi. Şu çiçeğe öldürdüm. Öyle öyle öyle. Şunları. Yine de iyi, yine de iyi. Örteyim bay bugün. Baksana şuna pişir. Bak şura kadar pişirmiş, şurası kalmış. Ya burada örtemezse burada örtemezsen olmaz. Ama eksi 4 derece geldi ya. Eksi 4'e mi düştü? Bak bu hele bak bunlar vay adam. İzmir'de eksi 4. Eksi 4 ya. Vay anasını ya. Ya da son 30 yıl en soğuk kışı ya. Ben hiç Mart'ta don olduğunu hatırlamam. Mart'ın 5'inden 6'dan sonra. Dün kar yağıyordu ya. Dün kar yağdı bir ara. Kar yağıyordu da. Dün burada kar yağıyordu. Dün hava sıcak. Don tutacağını bilmedim ben. Gece saat, şimdi bu gece yine öyle. Bu gece yine var don.
Allah Allah. Düşünemedim, unuttum. Ha. Bura çıkardığımız şeyleri unuttum. Neyse ya, kaç senedir böyle eme yeme ağzına baktım, almış. Bugün örteyim bari bunu. İçeri mi alayım acaba? İçeri mi alalım? İçeri alacaksın. Yal, şöyle bu tüpü örtersen şöyle yan tarafa böyle rüzgarı tutmayacaksın. Bir de öyle örteceksin. Al, şey içeri alsan garantisi. Öbür evdeydik biz de. Aklıma gelince Şahin hemen yürü gidelim, benim aloe vereler ne oldu bakalım dedim. Baktık. Aldık bir şey. Bilmiyorum bunları. Kurtulur mu? Yok. Böbeklen de pişirmiş. Pişirmiş. İyice pişirmiş onları. Şurada toparlar. Toparlar mı? Ama o içi nasıl olacak pişen yer? O değil ya. O içine şöyle ya. Şu özeyi ya. Burada bir şey bunda var da bu özeyi. Yani özeyi gibi geldi bana. Ha bak, görüyorsun değil mi bu açık rengi? Bak şahin bak gel. Bak şurası. Bak şuraya da gelmiş. Bak şuraya kadar pişirmiş, şurası kalmış. Şu özü de pişirmiş mi? Yok, bir şey olmuş ya. Onda bir şey yok. Şunlar iyi ya. Gelir oradan kalmayacak, o da olmayacak. Kesem makasla bence o şey yelani. Kesem. Çürük yelani, kesem yani. Acele etme ya, keser. Dursun şimdi, dur, bakalım dur, belki toparlar değil mi? Kesmeyelim. Kestin mi geri dönüşüp belki toparlar. Bir tane açıyordu, bir de çiçeği açacaktı. Çiçekler gitmiş. Neyse ya, hayırlısı. Ben unuttum bunları çıkardığımızı. Kar yağarken bu gece don olabilir. Düşünüp de akşamdan gelip örtüp içeri alaydık. Evet. Unuttum ben onu. Sıra bir aşı yaptıydım, ona baktın mı? Armut yapışı gördüm. He. Ötekinden erken dediler daha. İncir mincir daha uyanmadı dediler. Ya. Bağlar nasıl? Bağlar uyanmadı daha. Budadık da. Eskiden bağır aşı olurdu değil mi? Şimdi ya yaprak açmıştı. Açıyordu ben biliyorum. Sarmalık yaprak vardı ya. Çıvıtmış. Ya. Öldürmüş. Evet. Bu bak. Sene uyanmadı. Pişik bak, pişik olanı nasıl içinin... Bak jeli bile gitmiş abi bunu, görüyor musun? Gitmiş, pişiriyor. Jeli bile yapışmıyor bak. Soğuk almış neyse. Aldı ay, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun ya. Baklaları almış mı don diye bakmaya geldim. Karşıdan almamış görünüyordu. Yanına gelince de almamış, çok şükür, bin şükür. Bayağı çok verecek. Çok yoğun çiçeği var. Baklaları almamış. Diğerlerini de almamış. Hardal çiçeklerini de öldürmemiş. Sade aloe veraları öldürmüş. Sade onları öldürmüş. Neyse, sadece aloe veraları öldürmüş. Canımız sağ olsun. İnsanın eliyle, ayağıyla yaptığını kimse yapamıyor. Bir hafta 10 gün daha çıkarmasaydım don almayacaktı. Güzel bir şekilde isteyene yapraklarından kesiveriyordum. Acil durumlarda kullanıyorduk. Kendimiz suyunu içiyorduk. Lazım oluyordu konu komşuya da. Neyse, nasip de yokmuş. Dışarı çıkar diye aklıma sokan Rabbim. Vardır bunda da bir hayır diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Sonradan üzülmemeye karar verdim. Yani aloe veraları don alırsa, Kevser'e vermiştim bir saksı. Onda anne çok yavruladı. Bunları bir yavrularını temizle demişti. Oradan alır gelir tekrardan çoğaltırım. Ne olur bir sene kayıp olur. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Can kaybı olmasın değil mi gönül dostlarım, değerli arkadaşlar? Hoşça kalın.